Herkese merhaba. Bir önceki bölümde yine bir alimin peşindeydik. Ama Zemskit de oradaydı. Ve öldürmek istiyordu yani. Oradaki adamları falan öldürmek istiyordu. Biz beklemesini söylediğimiz için o onları kaçırdı ve bize bayağı kızdı. Şimdi onun yanına geldik. Bakalım devamında neler olacak. Ve birkaç kale almıştık birkaç şey bir önceki bölümde. Bakalım devamında nasıl ilerleyecek. You prefer meeting in a pub? Meyhanede buluşsak olmaz mıydı? I came to Kingston chasing a Kingston'a bir target, hedefin peşinden getting geldim. Kirsten a Kafayı priority. bulmak sonraki iş. We could work together Birlikte on this, you know. çalışabileceğimizi biliyorsun. It's Lawrence Sen Prince you're Lawrence after. Prince'in peşindesin. I Ben want ise his prisoner. tutsağını istiyorum. We're after the sage as well, Edward. Halimin peşindeyiz Careful Edward. who you Kimin cross. yolunu açtığına dikkat May the et. best man win. İyi olan kazansın. There's guards patrolling that property from end Muhafızlar to burada end. uçsunca devreye geziyor. Looks to Sorun me çıktı mı like they çanlara use bells işaret to veriyorlar signal gibi trouble. duruyor. Gördün mü? See there? We'll want to disable those Fazla before pushing ilerlemeden too onları far. etkisiz hale getirmeliyiz. With so many men about, we can't Etrafta rely bunca on adam varken stealth tek başına alone. sınmayı ben So bağlayamayacağımızdan I'll dolayı do what I ben can to birkaç distract derini and draw their attention, giving you a dağıtırken chance to sen de come işlerini now. bitireceksin. Ready? Hazır mısın? Your name's not James, is Adınız it? James değil, değil mi? Ne oldu lan kız çıktı bu? Not most days. Çoğu zaman değil. Come on. Gel. Saygılar, kıza benziyor demiştik. Ağır muhafızlara delirtme oku at. Nişancıları uyutma okuyla... Ne diyor? Nişancılara uyutma oku at. Ağır muhafızlara delirtme oku at. Ağır muhafız dediği baltalar mı? Etkisiz hale getirilen çan sayısı. Şurada bir tane var. Şuradan başlayalım. 7-6. Uyutma oku şu an. Bunların arasından bunu yapmak bayağı zor olmayacak mı sizce de? Karanlık bile. Kesinlikle hiç kolay olmayacak. Hadi sil baştan. Ne oldu, bitmedi ama. Dur bakayım. Şunlara şundan atmayı deneyim de. Bir dakika dur mu? Bir dakika dur. İlla diyorsun ki önce beni öldür. Önce atıp atmamamızın farkı olmaz herhalde zaten. Öleceğiz ama neredeyse. Kardeşim bir dakika durur musunuz? Tam birini yaptık. Sayılır ki. Bir dokunsa öleceğim şu an. Neyse bir daha başlarız en kötü bir şey olmaz ya. Aynen vurdular da zaten. Şunu birazcık hızlandırmam lazım. Niye nişan almaya çalışıyorsam? Çünkü gerçi üzerinde yandığı zaman F'ye basın. Niye onu düşünmedim ki? Neyse dur şimdi hallederiz ya. Önce delirtme okunu aldım. Ağır dedikleri bu değil miydi? Heh, tamam okey. Bunu hallettik. İkisi birbirlerini vesaire halletsinler. Biz o sırada şunu halledelim. Sen gelirsen ölürsün dostum. Uyarma o zaman.
Ha iyi, sen de oraya git, tamam. Okey. Sen de uyu. Sen orada takılıyorsun zaten. Biri gitti. Biri gitti ama o kadar. Nerede lan şey? Kule orada. Orada bir kişi var görünüyor ama. Neyse o yansın bir de asgari zannediyorum. Şunları alalım hemen ya, ne uğraşıyoruz. Şunu da aldık mı böyle? Tamam. Eagle'ın sonunda kaçtım o. Lan kuledeki mi inmiş? İnşallah başka vardır. Yoksa görev GG. Hayırlı işler, bakalım ne olacak. Sen oğlum şunu. Çıkmıyor. Tamam şuna çık. Yakalanmayak artık. Ha şurada başka biri var. Ama çok uzak değil mi? Direkt mevzuya gireyim ben. Gel. Nereye gitti lan o? Öbür tarafta dolanıyor galiba. Alarm alarm. Çalmasan olur mu? Bunu da halletmiş olduk böylelikle. Tamam. Bir sıkıntı çıkmadı ya. Bir tanesini de aldık mı tamam. Direkt mevzuya girsek bile olur hatta, yani daha kolay oluyor sanki. Ne de olsa baştan başlatmıyor. Hadi. Şimdi bu bunca RGB'den sonra kolay oldu falan demeyecek değil mi James Kidd? Şu bir. Şu iki. Şu da üç. Tamam. James Kidd ile buluş mu? Neredeymiş? Ben burada bir fulleyek de. Burası neresi gene acaba? Neyin peşindeyiz şu an? Abi o kadar adamı katlettim. Yeni mi geliyorsun ya? Dur kal orada. Lütfen vuruldum. Yardım edin. Thompson baksana kız yaralanmış. Ağır yaralandım. Vahim durumdayım. Pekala gir koluma genç kız. İnandılar. Çok yaşayın. Deyip öldürdü. Lan oğlum. Bundan korkulur. Çok yaşayın deyip öldürdü lan. Lauren Prince'in yerini belirle. Bay Prince bu gece gözünü dört açmanızı söyledi. Sıkıntı çıkarmak isteyen birileri varmış. Direkt mevzuya girsek bir sıkıntı olur mu acaba? Baltalı Reis bir bakar mısın sana zahmet?
Ne yapsak diye düşünüyorum şu anda. Adam hala görünür de yok. Bunlardan biri arkasını dönünce yukarı tırmanayım. Öbür tarafta da birileri var gibi duruyor. Tamam, şu anlık problem yok gibi. Bunda birileri var mı? O bizi görür mü ki acaba? Şunu bir uyutsak mı? Duyuyor musun? Teşekkürler. Rica etsem sen de. Lan kaçırdım. Hayda, şimdi de uyu lan. Mevzuya geçsem bir şey olur mu diye düşünüyorum şu an. Şunu bir öldüreyim uyanmadan. Öbür taraftan da onu öldüreyim. Sağlam almakta fayda var. Bunlar birazdan uyanırsa problem yaşarız çünkü. Güzel. Bunlar da değil. Sen misin lan? Sen de değilsin. Olmayan bir adamı mı arıyorum ben? O muydu? Bana böyle geliyor. Sanki belirledim gibi geldi ama o okeyletmediği için de emin de olamıyorum şu an. Sarı yanıyor değil mi o? Ben yanlış mı görüyorum yoksa? Yakalandığını falan derse var ya. Abi adam şurada artık, belirle şunu. Oyun, ne yapmam gerekiyor? Belirler misin şu adamı? Allah rızası için ya. Öldüreyim. Bana böyle gel. Ne diyesin, bir kavga gibi üzerime çöktün. Yaşlı bir adamın eziyetini görmeye mi? Çektirdiğin eziyet de pek acımsanacak gibi değil Bay Prince. Amacım intikam sanırım. Anlamsız canliklerinle kıymetli felsefen batsın. Dünyada yaşıyorsun ama onu döndüremezsin. Niyetimi yanlış anlamışsın ihtiyar. Sadece para peşindeyim. Ben de öyleydim. Ben de. Benim gibi diyor. Ne aldık şimdi bundan? Buraya bak Kenway. Senin adamı buldum. Seni hatırlıyorum. Havana'daki tapınakçı. Ben tapınakçı değilim dost. O yalnızca dümenli. Burayı seni bu köye tacinden kurtarmaya geldik. Ne kurtarması? Ben Bay Prince'e çalışıyorum. O zaman yanlış adamı üstad bellemişsin. Seni tapınakçılara satacaktı. Kimseye güvenilmiyor anlaşılan. Tehlikeli bu ya. Tam bir halimi yakalayamadık. Bölgeden kaçıp saklan mı? Beni bir salın arkadaşlar, gitmem gerekiyormuş artık. Eğlence vakti sona ermiş diyeceğim de gelin lan gelin. Daha kolay olacak sanki gene. Seni de şöyle aldık mı? İkisi aynı anda saldırsa ya. Onun animasyonu güzel de videodayken bir denk gelmedi yani. Zaten bu seride bir tane denk geldi. Onda o da video dışında denk geldi. Tamam, artık kovalayan yok en azından. Acaba gitmeden şey mi yapsaydım ya? Kartalı yapsam mıydım? Buraya giriş zor olabilir. Seni de böyle aldık. Çık abi artık şuradan. Niye gene
O kadar uzağa gittin. James Kidd, acaba açıklar mısın? Lan burası hala çok kalabalık. Hala alarm diyorlar ya. Adamı öldüreli çok oldu arkadaşlar. Lan harbiden bu ne kalabalık. Şuna bak. Bunlardan mı kaçıp saklanacağım ben? 300 kişiler lan. Hemen oluyorum. Şunları da bir temizleyeceğiz demek. Yapacak bir şey yok. James Kidd bir el atla. El atla, el at. Görev dışında mıyız? Dışındayız diye mi el atmıyoruz? Bir el ataydım be. Ayıp be sana be. Neyse, temizlik benden sordu. Neyse ki sıkıntı yok. Şunu da aldık. Artık meçhulüm gibi. Adamını yine kaybettin ha? Evet, Roberts iyilikten zerre anlamayan şeytanın teki. Galiba bu bugün kaybettiğim ikinci adam. Peki asıl adın nedir genç kız? Annem için Mary Read. Arkadaş dediklerim için de. Ama kimseye bahsedeyim deme, yoksa senin de adamlığını kaybedersin. Hayda. Tehlikelisin ha sen. söylemedi ki. Arkadaşlarım içinde kısmını söyledi mi? Söylemedi ki. Şapka yok ki, neyi takıyorsun sen şu an? Bu görevi de hallettik. Şu an ne oldu? Gene alimi, Robert'ı kaybettik gene. Hala onun peşinden devam mı? Ne yapacağız acaba bir sonraki görevde? Bakalım görev nerede, bir sonraki görev. Nasıl abi? Gidelim bakalım. Bakalım. Direkt mevzuya mı girecek? Böyle gibi duruyor. Bahamalar, Ocak 1718. Bir tane daha. Bu sefer rum flip istiyorum. Bu kasabada taze yumurtayı nereden bulacağım peki? Burada sidik ve böcekten başka bir şey yok. Evet, üstünde çalışıyoruz. Sevgili hanımefendi, adınız nedir? Ayken anne derler, savaşken sürtük. Ama asla hanımefendi demezler. Sevgili anne, ben... Stigit. Duydun mu Stigit? Bu bizi onlar NASA'ya saldırmadan önce zayıflatmak için bir hile. Göreceksiniz, yazın bunu. Hile değil Wayne. Bunu Bermudalı bir kaptandan duydum. İsen her borsanı affediyorlar. Hile olsun olmasın, İngilizlerin NASA'ya dönecekleri açık. Şüphesiz silahlı olarak. Plan yapmamız lazım. Bizimle gel Kenway. Sorunlar var. Bu kim? Niye bunu takip ediyoruz şimdi? Kara sakal takip et. Tamam. One Piece'deki değil, değil mi? Bu bizden galiba. Parlak bir fikriniz yoksa biraz rahat duralım derim. Korsanlık yok, şiddetlik yok. Şimdi kralı kızdıracak bir şey yapmayalım. Alırız aşağıya, bir şey olmaz. Kralı kızdırıp kızdırmamak benim derdim değil. Ben bizi bu adadan sürmek için asker olayınca olacak ama etrafına bir bak. Bu bok çukuru ölmeye değer mi? Burası bizim cumhuriyetimiz, bizim fikrimiz. Bir insanların hür ülkesi, unuttun mu? Belki pis görünüyor ama hala savaşmaya değecek bir fikir mi bu? Emin olamıyorum. Yıllarca çalışmamızın meyvelerine bakıyorum ve gördüğüm şey hastalık, tembellik, aptallık. Burası Londra'dan daha güneşli değil mi ama? Taş haklı. Biraz geniş baktığımızda burada pek de fena yaşamıyoruz. Güneş var, rom var, istediğimiz kadar boş vaktimiz var. Evet, NASA uzaktan hoş görünebilir ama merkezinde midemi bulandıran bir hastalık var.
Hastalıklar tedavi edilebilir. Ben doğru ilacı bulursam. Ama bir cesedi diriltemezsin. Senin ağzından çıkanlara inanamıyorum. Neden affı kabul edip gitmiyorsan? İkiniz de sakin olun. Beraber çalışırsak iki çıkara da hizmet edebiliriz. Buranın yükünü. Hafifletecek ilaçları buluruz. Hem de İngilizleri kışkırtmadan. Bakalım nereye gidiyoruz şimdi. Bazı enflasyon değeri tamamlanmış. Eminim en yakınlardaki hekim Havana'da oturuyordur. Oraya gitmek istemiyorum. 2 yıl önce batan İspanyol flosunda biraz ilaç vardı. Hepsi de cam şişelerde saklanıyordu. O kadar derine inmek için dalış çanı lazım. Evet, biraz para ve erzak, dalış çanı almak çok da zor olmaz. Ben bu plana uyarım. Bela çıkarmadan ilaç bulmak. Anlaşıldı mı Taş? Dalış çanı derken dalıyor muyuz? Evet, sen hazır olduğunda batıkların orada buluşalım Kemi. Vallahi dalıyoruz gibi. Unutma Taç, top atılmayacak. Sana diyor dayı. Kızdırma lan beni dedi. Nereye gidiyoruz şimdi? Ben nasıl adı olduğumu biliyorum. Bir dalış çanı satın alma. Ha, şurada varmış, tamam. Dalmaya da başlıyoruz anladığım kadarıyla. Bu mudur? Alalım abi. Şu anlık zaten şunlara baksanıza. Zaten planlar da karşılamıyor da neyse devam edelim. Bunlara gideceğiz. Tamam. Hallederiz abi. Problem değil. Dalış çanı satın aldım. Göreve mi geleyim? Şuna hızlı seyahat diyelim. Dalış çanının orada. En amansız suikastçilerden 2000 bilmem kaçıncıyız. Çok uzak olmasa bari. 3000 metrecik. Hızlıca gidelim. Aşağısı nasıl olacak acaba ya? İlaç bulmaya mı gidiyoruz yani şimdi dibe? Doğru mu anladım ben? Buralarda düşük seviye gemiler var, baksanıza şunlar hala duruyor. Birlik, ikilik, sekizlik falan herhalde. Ama kırmızı alan olduğu için savaş başlatabilirler. Sağda da küçük bir tane var. 2 seviye ama saldırı şeyi olarak görünüyor. Arkadaşlar saldırırsanız belanızı bulmuş olursunuz. O yüzden beni salın. Teşekkür ediyorum. Dalmadan gidin abi. Dalmadan gidin abi. Aynen öyle. Sizin için en mantıklısı. Biz de bu sırada göreve başladık sayılır bu arada. Vardık sayılır bu arada. Bakalım bir şey görünüyor mu? Gemi görünmüyor hiç buralarda. Seviye 40. Kraliçe annenin intikamı mı? Korsan bayraklı. Kara sakalın o Taç'ın gemisi mi yoksa? Şekil bir şeye benziyor ha. Kraliçe annenin intikamı. İyiymiş. Güzel isim bence. Şuradan çıktık. Bakalım kim çıkacak bu. Vallahi dibe gidiyoruz gibi. Kırmızı noktadan.
İlaçlar için dalış. Aynen, ilaç için dalacakmışız. Tamam, dalalım bakalım nasıl oluyormuş, görelim. Aynen, taçın gemisiymiş. Bacana yandığın taç. Bu güzel bir kalyon. 32 toplumu. Ben 40'ta saymayı bıraktım. Saygılar. Selam atladın. Burada ilaç bulabilecek miyiz? Bu noktada yok maalesef. Ama içinde yengeç ve mercandan başka bir şey olan çok az batık var. Vardır. Bir bakayım. Edward, sen misin? Tanrım, bu kadar der küçük yer. Seni burada gördüğüme şaşırdım. İlk baştaki tüccar. Bir önce tanıştım ve beni yanına almayı teklif etti. Gerçek bir korsan olmadan önce kafamdaki körlükten kurtulmam lazımmış. Sana iyi şanslar o zaman. Daha kötüleri de kara sakalın himayesinde adam olmuştu. Saygılar. Sen de kötüsün de gene daha fenası da vardı diyor. Ne diyor? Artık dalış çanını kullanabilirsin. Dalış çanı gemi batıkları ve obruklar gibi belirli su altı alanlarına ulaşıp keşfetmeni sağlar. Geminle bu alana gidip seyir tuşuna basılarak çanı suya indir. Tamam. Gidelim şuraya hemen. İlaç aramak için batığa gidiyoruz. İlaç da herhalde NASA'dakiler için, yanlış anlamadıysam. Birazcık karışık anlatıyor, o yüzden sürekli yanlış anlamadıysam diye bir açıklık bırakıyorum ne olur ne olmaz diye. Yanılıyor olursam diye bir ihtimal. Güzel görünüyor sualtı. İlacı bu. İlaç nerede? Gelmişken şu sandıkları falan da toplayalım ama. Nefes göstergesi kan oksijeni gösterir. Boğulma gibi bir isteğim yok. O ne lan? Hazine sandıklarını yamalı bir görev varmış zaten. Deniz anası falan var. Şöyle gitsem sorun olur mu? Yalnız aynı yerden çıkacaksak sıkıntı büyük. Şuradan aranızdan geçeceğim sakıncası yoksa. Teşekkürler. Şuradakini de alalım da nereye gideceğimiz tam belli değil ha. Tamam, buradan gitmiyoruz. Nerede bu sandık? Saldırır mı lan acaba? Korkmalı mıyım? Şuradan bir yerden giriş yok mu buraya arkadaş? Şundan mı hava çekiyoruz? Bir hava çekelim şuradan, ne olur ne olmaz. Eyvallah. Neyse, şuradaki daha net gibi, aynı. Şunu da bir almış olalım. Tamam. Başka yan görev kaldı mı? Tamam, şu anlık sadece bu var. İlacı bulmak için sandıklara mı bakmam gerekiyor benim tam olarak? Tapta bir yer görünüyor mu? Yok, görünmüyor. Şuradaki sandığa bir bakayım bir. Girebilecek miyim içine? Abiler pardon, pardon. Canım burada yarı yarıya bu arada nedense. Kıyafetim yok diye mi? Olur mu olur ha. Lan buraya nasıl gideceğiz anlamadım ha. Şuradaki sandıkta mı acaba diye bir ihtimal diye zorluyorum. Yoksa zorlamalık bir durum yok da. Şuradan bir yandan falan giriş var mı diye bir bakayım bir tekrar. Yok abi, buralarda da giriş yok. Ben şuraya bir geri gideyim, şurada. Şundan mı alacağım? Şuradan bir hava çekelim, iyi olacak gibi. Şuradakilere bir gidelim diyeceğim de. Ona da şuradan mı geçiyoruz?
Şuradakilere bir gidelim diyeceğim de. Ona da şuradan mı geçiyoruz? Şuraya bir bakayım bir. Burada bir şeyler var mı? Ne diyorsunuz? Büyük ihtimalle oradan geçemeyeceğiz ki. Bölgeye erişebilir değil. Tamam. Oradaki sandıklara nasıl gideceğim ben o zaman? Direkt buradan yol var mı? Neyse şu sandığa bir şuradan tekrar bir hava alayım. Az önce gidiklerimiz de tek kullanımlık galiba da. Şundan hava alabiliyor muyuz indiğimizden? Parlıyor gibi. Evet tamam, bundan da hava alabiliyormuşuz. Tamam, sıkıntı yok. Tamam, çık abi şimdi. İlerisine bir bakalım. Şuna nereden gireyim? Lan yoksa şurası kalkıyor mu lan? Vallahi parladı. Tamam, bulduk burayı da. Bu muydu yani? Ben ne bileyim burada bir şey olduğunu. Sandık nerede? Ben mi gör? Tamam, şuradaymış. Kaldırırsın, yapabilirsin. Burası başımıza yıkılmasın. Bu diğer sandıklardan farklı bu arada. Büyük ihtimalle burada çıkacak ilaç ya. Bunun altında kaldı ama. Şişeyi aldı. Buradan mı gidiyoruz? Tamam. Nefesimiz tükenmesin gidene kadar. Tamam, şurası çıkış yeri galiba. Tapınaklardan birinde bu tarz bir yer görmüştük çünkü. Aynen. Tamam, dal geri. Yolumuza devam. Çıkış yolu bulup direkt çıkacak mıyız? Ana akıntı bizi götürüyor ki direkt. Öldük anasını satayım, ne oldu bu? Tamam da kamerası da bir düzelse fena olmayacak sanki. Şuradan mı gidiyoruz daha? Gidemiyoruz. Buradan yol mu var? Arkasından mı dolaşacağız, ne yapacağız anlamadım ki. Köpek balığı lan o. Hassas bir durum. Köpek balığı saldırısına uğramadan kaçmamız mı gerekiyor buradan? Uğradık bile. Yapacak bir şey yok. Abi bunlardan nasıl kaçınabilirsin ki yani? Baksana her biri teker teker geliyor. Dostum yürü git, yürü git. Ölecektik lan neredeyse. Yolumuz neredeydi bizim? Hadi yüz. Bir daha saldırırsa öldük demektir. Ne çan etrafında geziniyor. Hadi be. Etkileşime geç lan, geç. Hadi gir hemen gir. Yemeklemek için el tuşuna basılı tut. Bunları umarım daha sonra tekrar bulabiliriz bu arada. Orada yol giriş kapandı çünkü falan. Umarım sorun oluşturmaz. Durum nedir? Bir grup köpek balığının altında gizli bir sandık buldum. Ne yazık ki içindeki iksirler epey bozulmuş. Hay bin lanet. Şimdi ilaç mı çalacağız? Buranın affını unutma Teç. Bunaz olmalıyız. Holy Gold öyle diyor. Şimdi ise kendine korsan demeye utanacak kadar kibirli bir korsan. Kapatmaktansa temkinli olmayı tercih ederim. Temkin karizma olmadan bir hiçtir. Eğer bir adam ahmağı oynuyorsa ancak ahmakları kandırır. Ama şeytan gibi görünürsen herkes sana itaat eder. Saygılar. Peki ya şeytan olur muydu?
Seyirciler için evet, büyük bir gösterideyiz. Bu adamdan tırsmaya başladım. Havlarından korkacak bir şey. Havaleli rüyalardan çıkma bir şey gösterirsen, insanlar dizüstü çöküp efendilerine yalvarmaya başlar. Saygılar. Çok iyi ya. İlaç bulmanın sakin bir yolunu bulursan söyle. Yoksa bu işi kendim halledeceğim. İlaç arıyoruz ama henüz bulamadık. Köpek balığının saldırısına uğradık. %90'da kaldı. Yapacak bir şey yok. Devam et diyelim. Şu anlık görev bitmiş durumda. Bir ilaç arıyoruz. Sanırım Nassau için. İlacı henüz bulamadık. Bunun için batıya gittik ama hala bulamadık. Aynı zamanda alimi elimizden kaçırdık. Bakalım bir sonraki görevlerde neler olacak. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.